Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gündelikteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Şarkı Türkistan'daki atılmış kara güçlerini tazılaş hareketinin asaslık nişani Uygur kadırlar bulmakta. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da atılmış kara güçlerini tazılaş digen nambelen edip berivatkan hareketi arkalık yerlik halk ammasını yeni mesele paşkılışka ya ki özünü özü malum kılışka kıstımakta. 25 April günü Aksu Vilayetlik İntizam Tekşürüş Komiteti, Aksu Vilayetlik Reviziya Komiteti bir uxturuş elan kılıp, atılmış kara güçlerinin rezillikke, çeriklikke çetişlik meselesi barlar ve hukukudun paydalanıp durup başkalarına çapan yapkan partiya azaları, kadırlar ve devlet hizmetçilerini belgelengen mühlet işi de meselesini teşebbüskarlık bilen tapşırış hakkında uxturuş tarqatkan. Şarkı Türkistan'daki her kaysi caylarda yıkındın buyan atılmış kara güçlerini süpürüp taşlaş hareketi umumyüzlük kozgalgan idi. Ama Aksu vilayeti tarafından tarqıtılgan bu uxturuşunun mahsus halda kadırlar ve devlet hizmetçilerine qaratılganlığı dikkat kozgadı. Bu aktiki uxturuşta uxturuş elan kılınan kündün başlap bir ay içinde özünün intizamga, kanunga xilap meselesini teşebbüskarlık bilen tapşırganlar kanun biçi yinik ya ki yinikiltilip bir taraf kılındı. Kılmışı bir kadar yinik bulgallar bir taraf kılıştın keçürüm kılındı digendek ibarlar işiltildi. Arkadılla bugün atılmış Şincan gezide Yıngısar naisi, Hulcu naisi ve Arıtürk naisi Katarlık 6 nahiyedin 6 neper devlet kadri üstüden merkezinin 8 türlük belgilemesiyle hılaplık kılıç digen cinayet bilen uxturuş çıkarıldı. Xitay dairleri 2017 yılı mınlıgan kişilerini lagırgı solaşını başlaştın burun, ken halık ammesi arası da muşundak teşebbüskarlık bilen mesele başkılış hareketi kozulgan idi. Amerika Canubi Deniz'de Xitay'a karşı harbi hareketlerini küçü etmekte. İgilik hukuku talaştırdıştı turvatkan Canubi Deniz'de Amerika bilen Xitay arasındaki sürküleşinin küçüydü kallıkı mülçerlenmekte. 24 April günü Amerika Xitay münasebetleri hakkında tetkikat bilen şugullanıp kilovatkan Joseph Bosco tarafından Töpelik The Hill Journal'da elan kılınan mülahizede Amerika Xitay arasında soğuk uruş ihtimalinin yukarılığını Amerika'nın pat arada Canubi Deniz'de Xitay'ın zomigerlikiyle takabül duruş için tayyar buludu kallıkını bildirdi. Abdurun'un bayan kılışı bu hafta içinde Xitay Deniz Armiyesi, Xitay Armiyesi'nin kurulgallıkının 70 yıllıkını hatırlaş münasebeti bilen Çingdao portu arkalık bir kısım herbi parahotlarını Deniz'de parat kıldırdıken ve bu arkalık etraptaki koşun devletlerine ve dünyaya öz gücünü köz köz kıldıken. Del şu peyde Amerika'nın deniz sahili müdafiye kısımlarına tabi iki herbi parahotu Amerikan Deniz Armiyesi'nin herbi parahotları bilen birlikte Canubi Deniz'de sefer kıldırdıken. Ularının maksidi Xitay armiyesinin denizdeki hayvesiyle hayvi bilen takabül duruşken. Malum buluşça adette deniz sahili müdafiye kısımları Amerika Devlet Havupsizliki Ministerliği karşılık bulup, fakat uruş mezgillerdiler andın Amerika Deniz Armiyesi bilen birlikte hareket kılıdı. Şunun yukarıki iki kısımına ait parahotlarının Canubi Deniz'de ortak hareket kılışı, Trump hükümetinin Canubi Deniz'de Xitay'a karşı keskin iradesini namayan kılıdı. Abdurun'un körüsüşçe 2001 yılı gerçi Amerika Xitay'dan kildiğen tehditke dikkat kılışkı başlayan bolsa mı? Ama 11. sentabr vakası dinkin Amerika'nın dikkati pütüllay otturu şarıkkı burulup ketken. Bırak yakında devlet havupsizliki stratejisi dokulatı da Xitay bilen Rusya, Amerika'nın asaslık rikabetçileri deb körüsüşlügenden beri Amerika hükümeti kaytıdın dikkatini Xitay'a merkezleştirgen. Huawei şirketinin vatanımızdaki takip sistemisi bilen zıç münasebetlik ikkelliği bildirildi. Amerika'daki nüfuzluk jurnallardan Forbes'ta Huawei şirketi atılmış Şincan ve Xitay'daki takip sistemisi bilen zıç münasebetlik diyen temada bir parça makale ilan kılındı. Makale aktörü Zack Doffman makalesinde Xitay'ın teknik şirketi Huawei'nin Xitay rejimine çetişlik bir şirket ikkelliği. Bu şirketinin Şarkı Türkistan'daki yukarı teknikilik nazaret sistemisini berpa kılıştaki en muşim taraflarının biri işkerliki hakkında tepsili toxtaldı. O, dünyadaki her kaysi hükümetlerinin bu şirket bilen münasebet ornitişinin emniyeti Xitay rejiminin buyunturukluğu çüşkerlik bilen beraber işkerlikini bayan kıldı. Onun körüsüşçe nöbeti Amerika özü bilen şirik devletlerinin Xitay'ın Huawei şirketi temelleydiğen G5 teknikisini işiltişinin aldığını eliş üçün hareket kılmaktıken.
Amerika İstihbarat İdaresi CIA bu vaxta Angliyaga Huawei'nin Xitay rejimi üçün xizmət qıldığan şirkətlikə aid paketlərini göstərkən bolsunmu, biraq Angliya çarşənbə günü özünün G5 texnikasını tərəqqi qıldırış planında Huawei şirkəti bilan qismən həmkarlaşdığını jəkarlığan. Huawei şirkəti bolsa hazırgıcı 40-dan artıq dövlət bilan nazarat texnikası üstüdə həmkarlaş şaqıda toxtamlaşqan. Abdur maqalasida Xitayning Huawei şirkətinin Xitay rejimi bilan Sharq Turkistondagi mutlaq ta'qibni ishqa oshirishda hamkorlashganligi va Sharq Turkistondan hozirgi sun'iy idrokning insoniyat uchun elib keldigan xatirining eng yorqin misoli ekanligini eskartib o'tgan. Maqolada yana Huawei shirkati bilan hamkorlashishning xuddi Xitay rejimining nazorat davlati tizimini dunyoga tatbiqlashdan iborat planiga hamkorlashganlik bilan barobar ekanligi eskartildi. Abdur Zak Dofman maqolasining oxirida Xitoyning davlat bexatarlik strategiyasida Xitoy jumhuriyatining barliq fuqarolari, davlat organlari, qurolli kuchlari, siyosiy partiyalar, ommaviy tashkilotlar, shirkat korxonalar, ommaviy institutlar va boshqa ijtimoiy muassasalarning hammasining davlat bexatarligini qo'g'dashdan iborat majburiyati va mas'uliyati bor deb aniq yetilgan. Bizning kelajakda biz bilmay qoptuq deyishga hech bir yo'limiz yo'q deb ogohlantirgan. Xitay Angliya bilan bo'lgan munosabatlaridagi davolg'ishdan voyisidi. Angliya moliya vaziri Philip Hammond Xitayning bir balvoq bir yo'l qurilishi munbir yig'iniga qatnashish uchun Beijingga yetib bordi. U payshanba kuni Xitayning muavin bosh ministri Hua Chunhua bilan ko'rishdi. Bloomberg xabarida bildirilishicha, Hua Chunhua Angliya moliya vaziri Philip Hammond bilan uchrashganda, ikki davlat munosabatlarida yaqindan buyon ko'rilgan davolg'ishlardan afsuslanganligini ifoda qildi. O sözüde bu davalguşlar sebebiden iki devlet arasında bir kısım hemkarlık türlerinin toxtap kalgalıqını, bunun tolumu absuslanarlıq ekvallıqını eğitip, Angliyanın Xitayının yadroluk menfaatlerini hürmet kılışkı çakırgan. Xabarda bildirilişe yakınkı aylardan beri iki devletin münasifetlerde Canubi Deniz'nin halkara seferge uçuk buluş meselesi sebeplik davalguşlar görülgen. Bu yıl ikinci ayda Angliya Müdafiye Ministeri Gavin Williamson Xanish Elizabeth namlıq avyamatkisini Janubiy dengizning Xitoy o'ziga tayyorligini ilgari suradigan rayonlarga avatishni planlayotganligini jakarlash orqali Xitoyning og'isini qaynatgan edi. Angliya moliya vaziri Philip Hammond bo'lsa, Angliya-Xitoy munosabatlarini muhim va o'xshash vaqtda murakkab deb ko'rsatdi. Xitoy bo'lsa, Janubiy dengizning butun territoriyasining o'ziga tayyorligini ilgari surish bilan birlikda yana bu rayonda sun'iy aral qurish faoliyatlarini kuchaytirmoqda. Biroq xalqaroliq Lahey sulh mahkamasi 2016 yili e'lon qilgan qarorida Xitoyning bu rayondagi egalik huquq da'vosini asossiz deb bekitgan. Joe Biden Amerika prezidentlik saylamiga qatnashadiganligini e'lon qildi. Amerikaning sobiq prezidenti Obama mazgilida muavin prezident bo'lgan Joe Biden 2020 yili o'tkazilgan prezidentlik saylamida demokratlarning nomzodi bo'lganligini rasmiy e'lon qildi. Joe Biden Twitter'da 2020 yili o'tkazilgan prezidentlik saylamida Demokrat partiyasining nomzodi bo'ladiganligini e'lon qildi. U bu davlatning ruhi uchun kurash ichida turibmiz. Prezident Trumpning Oqsaroyda 8 yil turishiga ruxsat qilsak, davlatning xarakterini manguga va o'lidan o'zgartirib yetadi, buningga qarab turolmaymiz dedi. Joe Bidenga yaqin kishilarning bildirishicha sobiq muavin prezident saylam raqobatiga qatnashish uchun barliq tayyorliklarini putkizgan. Uzun vaqtdan buyon saylam raqobatiga qatnashib qatnashmaydiganligi haqidagi qarori zo'r qiziqish qo'zg'agan 76 yoshli Joe Bidenning saylam safarbarlik faoliyatlaridagi asoslik temasini Amerika prezidenti Trumpni yengalaydigan va partiyani bir yerga jam qila oladigan birdan-bir demokrat nomzodining o'zi ekanligiga markazlashtirilganligi qayd qilingan edi. Xalq ro'yini sinash natijalariga asoslanganda Joe Biden demokrat saylovchilari orasida eng ko'p qo'llashga erishadigan kishi ekan. İstanbul'da Osman Batur şehadetinin 68 yıllığı hatırlandı. 25. April İstanbul'da Osman Batur şehadetinin 68 yıllığını hatırlaş faaliyeti ötküzüldü. Faaliyetini Kazak Türkleri Vakfı, Kazak Türkleri İlim ve Tetkikat Cemiyeti, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Katarlık Teşkilatlar hemkarlaşıp uğurlaştırdı. Faaliyette Profesör Doktor Abdülvahap Qara Korallık Septaşlarının nazarındaki Osman Batur teması da Profesör Doktor Sultan Mahmud Qashqarli Sharq Turkiston mustaqillik kurashida Osman Baturning o'rni va roli temasida. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla Og'izxon Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati temasida
Dotsin doktor Ömer Kul Osman Batur körüşünün Şarkı Türkistan'ın kelgüsü rolü temesi diksiye sözüldü. Paaliyet yana Xtay'nın Şarkı Türkistan'da elip beribatkan vahşi bastır siyasetleri umumlaştırıp tunuşturuldu. Uyghur kişilik hukuk kuruluşu dünyaya Xtay mallarını baykut kılış çakırıkı elan kıldı. Dünya Müslümanlarının mübarek Ramazan ayı başlanış aldatı durmakta. Halbuki muşundak bir payette hemmege malum bulgandak Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka Müslümanlar dünyanın başka cahilerdeki Müslümanlardak erkin hör halda Ramazanlık ibadetlerini kılışı çeklengen. Yıllardan buyan Ramazan ayları Xtay rejiminin Uyghurlarga karatkan dini bastırışlarını küçeytidigan mezgeli bulup gelmekte. Milyonluğun Uyghur ve başka yerlik Müslümanlarının ceza lagırlarına kamalgallıkı ilgili sürülüvatkan muşundak bir mezgilde Amerika'daki Uyghur kişilik hukuk kuruluşu bu yıllık Ramazan'da Xtay mallarını baykut kılış faaliyetini oturuğa çıkarmakta. Hürmetli televizyon kurucular, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şuna kadar programı ahırda ekran arkasındaki varlığı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.